Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Charles Vance Miller, Haziran 1854'te Ontario, Kanada'da dünyaya geldi. Asıl mesleği avukatlık olsa da iş dünyasında elde ettiği başarılar onu ülkenin en saygın isimlerinden birisi haline getirdi. Charles, Kanada'da birçok sektörde faaliyet gösterdi. 1926 yılına gelindiğinde Charles Miller 72 yaşına gelmişti. İş hayatında yakaladığı başarıyı aile hayatına yansıtamadığı için bir yanı hep üzgündü. Baba olamamıştı. Giderken geride soyadını taşıyacak bir evlat ya da onu anacak bir kız evlat bırakamamıştı. Hiçbir akrabasıyla görüşmüyordu. Yakın ya da uzak hiçbir akrabasına mirasını bırakmadı. Mirasını bıraktığı isimler mizahi bir şekilde seçilmiş sıradan insanlardı. Mesela yazdığını birbirlerinden hiç az etmedikleri bilinen 3 avukata bırakmıştı. Birçok mal varlığını kentlerde yaşayan yoksullara bıraktı. Oldukça zengindi. Devasa mülkler, fabrikalar, yazlıklar, büyük şirketlerde hisseler derken milyonlara sahip olmuştu. Charles, 1926 yılının Caddar Bayramı gecesinde dostlarıyla içerken bir anda yere yıldı ve hayatını kaybetti. Charles, avukat dostlarıyla bir dava hakkında tartışırken ölmüştü. Doktor gelemeden gözlerini kapattı. Hayatının sonuna kadar çalışmıştı. Ölümün ardından vasiyeti açıklandı. Kanada halkını büyük bir yarışa edecek vasiyeti. Charles vasiyetinde mirasının büyük bir kısmını önümüzdeki 10 yıl boyunca en çok çocuk doğuran Torontolu kadına bırakacağını söylüyordu. Bu tek cümlelik vaat, Torontolu kadınlar arasında eşi benzeri görülmemiş bir rekabet doğuracaktı. Charles Miller ilginç bir karakterdi. İnsanların paraya olan tutkularıyla dalga geçmeye bayılırdı. Sahte paraları kaldırıma bırakır, insanların parayı bulduklarındaki komik sevincini çalıların arkasından izleyerek gülerdi. Bu ilginç teklifi de belki de bir şakaydı. Charles'a göre herkesin bir fiyatı vardı. Onun yeteneği sözleşmelerdeki açıkları bulmaktı. Her sözleşmede muhakkak bir açık vardır diyordu. Charles'ın at yarışı tutkusu vardı. Bu yüzden bir hipodromda hissesi ve ünlü yarış atı Tartarian'la dahil olmak üzere onlarca yarış atı vardı. Kanada'nın en büyük bira fabrikalarından birine sahipti. Sahibi olduğu jockey kulübünü at yarışına karşı olan rahip Samuel ve yargıç Rainey'e bırakmıştı. Ölmeden önce en yakınlarına hiçbir şey bırakmayacağını söylemişti. Eğer onlara bir şey bırakacağımı açıklarsam ölümümden mutluluk duyar, öleceğim günü dört gözle beklerler demişti. Tasarruf yapmanın sınırlarını zorluyordu. Avukat dostlarından birisine 478 bin dolar serveti olduğunu açıklamıştı. Dostu günler sonra kimsesiz çocuklar için 100 dolar bağış yapmasını istediğinde hayır yapamam diye çıkışmıştı. Bu cimrilik muhtemelen gençlik yıllarından kalmıştı. Hukuk bürosunda çalıştığı yıllarda haftalık 3 dolar alıyordu. Bu parayla geçinilmesi imkansızdı. O yıllarda günün 15 saati çalışıyordu. Durumunu acıyan bir otel patronu ona yemek ve oda vermişti. O yıllarda sevdiği bir kız vardı ama 3 dolarlık maaşıyla evlenmesi imkansızdı. Miller, kendisine oda veren adama minnettarlığını göstermek için otelin avukatı oldu ve yıllarca otelin odasında kaldı. Neredeyse 20 yıl boyunca hiçbir evi olmadı. Çok daha sonra kendisinden 3 yıl önce hayatını kaybeden annesi için bir ev yaptırmıştı. Eşyalarından bazılarını yakın dostlarına, hatırı sayılır bir parayı da hizmetçisine bıraktı. 9 maddelik vasiyetin en sonunda şöyle bir bölüm vardı. Servetimin geri kalan kısmını kısa süreliğine ellerinde tutmaları ve gerektiğinde gerçek sahiplerine vermeleri için yöneticilerime bırakıyorum. Ölümümden sonraki 10 yıl boyunca Toronto'da en çok bebek doğuran kadın servetimin geri kalan kısmını almaya hak kazanacaktır. Kazanan bir veya daha fazla anne olursa
söz konusu para ve mülkler eşit şekilde aralarında bölüştürülecektir. Her şey resmi ve kurallara uygun olmalıdır. Charles vasiyetinde kendisini de eleştiriyordu. Harcayabileceğinden çok daha fazla bir para biriktirdiği için pişmanlık duyduğunu, hırsların ve ölümü unutmanın büyük bir hata olduğunu söylüyordu. Öte yandan hayattayken bir hayır kurumuna bağış yaptığı görülmemişti. Belki de gizlice yapıyordu. İnsanlar onun çok başarılı yatırımları olan, insanların açgözlülüğüyle dalga geçen bir insan olarak tanımlıyorlardı. Avukatları bu vasiyeti ellerine aldıklarında bunun bir şaka olduğunu düşünüp son kısmı önemsemediler. Ama bu bir şaka değildi. Gerçek bir vasiyetnameydi. Vasiyeti denetlemek için gelen yetkililer, vasiyetin resmi bir belge olduğunu, kurallara herhangi bir aykırı durum olmadığını onayladılar. Charles'ın uzak akrabaları Oxman'ın ciddiye alınmaması gerektiğini, aptalca bir şaka olduğunu savundular. Kanada Yüksek Mahkemesi, yasal bir bakış açısıyla bakıldığını söyledi ve belgenin geçerli olduğuna karar verdi. Ardından da koşullar belirlendi. Öncelikle annelerin Toronto'lu olması aranan ilk şarttı. İkinci şart çocukların evlilik dışı olmamasıydı. Üçüncü şartsa ölü doğumların veya düşüklerin sayılmayacak olmasıydı. Sağlıklı bebekler olmalıydı. Kanada hükümeti 1932'de bu vasiyeti geçersiz kılmak ve bütün parayı Toronto Üniversitesi'ne vermek için çalışmalar yaptı. Charles'ın ölümü büyük buhran zamanlarına denk geliyordu. Paranın oldukça değerli ve az olduğu zamanlara. Kadınlar çocuk doğurmaktan çok nasıl bakacakları hususunda şüphe duyuyorlardı. Onca emekten sonra birinci olamamak ya da birinci olduktan sonra bunun bir şaka olduğunu söylenmesi büyük bir yıkım olurdu. Sürenin sonuna kadar Charles'ın parası değerlendirildi. Birçok arazi satın alındı. Geçiş tünelleri yapıldı. 1936'da 2 dolara satın alınabilen yerler kısa sürede 100 bin dolar değerine ulaştı. O yerler bugün 1.8 milyon dolar. Toronto'da artan doğum oranları medyanın ilgisini çekti. Bazı medya kuruluşları bu vaade inanıp çocuk doğuran kadınlara ucube ediyordu. Bu olay gazetelerde büyük leylek derbisi olarak isimlendirildi. Yarışmacılar dönem dönem yemeklerde bir araya gelip birbirleriyle tanıştı ve çocuk sayılarını öğrendi. Charles'ın büyük buhrandan haberi yoktu. Servetinin bu kadar değerleneceğini, halkın böylesine fakirleşeceğini elbette tahmin etmiyordu. Bu servet insanlara umut olmuştu. Gazeteler önde olan yarışmacıları defalarca kez sayfalarında yayınladılar. Ve yıllar sonra o gün geldi çattı. Charles'ın ölümünün üzerinden 10 yıl geçmişti. 31 Ekim 1936 günü saat 16.30'da yarışma resmi olarak sona erdi. Charles'ın toplam serveti öldüğünde yaklaşık 10 milyon dolardı. 10 yıl sonra ise bu rakam çok daha artmıştı. Güncel serveti hakkında net bir bilgi verilmedi. Torontolu en az 2 düzine kadın son 10 yılda 8 veya daha fazla çocuk doğurduğunu iddia ediyordu. Başlangıçta sadece 8 tanesine şartları sağlandığı söylendi. Ardından yargıçlar ve rahipler koşulları yeniden değerlendirdi. Ahlak ve gayrimeşru çocuk şartlarını ileri sürerek 8 kadından 4'ünü daha elediler. 4 kadın da son 10 yıl içinde 9 çocuk doğurduğunu iddia ediyordu. Bunlar Annie Smith, Caitlin Nagle, Lucy Timlake ve Isabel Macklin'di. 4'ü de kazanmıştı. Charles'ın servetinin hatırı sayılır bir kısmı artık onlarındı. Her birine 125 bin dolar yani günümüz parasıyla 2.2 milyon dolar verildi. Lucy Timlake servete kavuştuktan sonra ailesiyle birlikte New York'a taşındı. Carter ailesi gerekli şartları sağlayan tek siyahi aileydi. Ama yeterli sayıya ulaşamadılar. Şartlara uymayan isimlerden Pauline ve Lillian en başta kabul edilmişlerdi. Ancak Pauline'in 10 çocuğundan 5 tanesi evlilik dışıydı. Lillian ise 11 çocuk doğurduğunu söylüyordu. Fakat bunların 3 tanesi ölü doğmuştu. Böylelikle sadece bir çocukla ödülü kaçırmış oluyordu. İki kadın da mahkemeye itirazda bulundu. Bu sürecin oldukça yorucu ve pahalı bir süreç olduğunu söyleyip yıprandıklarını, yorulduklarını anlattılar. Mahkeme iki kadına da 12.500 dolar yani günümüz parasıyla 220 bin dolar değerinde bir yerleşim yeri verdi.
Çocuğu olmayan Charles, yüzlerce çocuğun doğmasına vesile olmuştu. Dostları, Charles'ın bu çılgınca eylemi Kanada hükümetinin doğum kontrol uygulamalarına tepki çekmek adına yaptığını söylediler. Doğum kontrol ya da aile planlaması uygulamaları aslında M.Ö. 400'lere kadar uzanıyor. 1950'lerin sonunda bulunup 1960'da ABD tarafından uygulanan doğum kontrol hapı 1972'ye kadar veli olmayan kadınlar tarafından kullanılamıyordu.